Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Şahsuvaroğlu, Develi'deki altın madeninde çalışan işçilerin civaya maruz kaldıklarını öne sürerek şunları ifade etti. Develi'ye gelmemizin sebebi, Develi'de bulunan altın madeninde 70 işçimizin kanında tespit edilen civa nedeniyledir. Burada bulunan, Öksüt'te bulunan madende yabancı sermaye maalesef ve yabancı yöneticiler insanımızın sağlığını hiçe sayarak kötü bir yönetim ortaya koymuşlar ve madende oluşan, ki bunun cevherde olduğu da baştan tespit edilmiş maalesef, onu da göz ardı etmişler. Bu cevherinde bile civa tespit edilen altın işlerken, altın işleme odasında işçilerimiz civaya maruz kaldılar. Dahası bütün tesiste civa soluyor çalışanlar. Ve fakat ne yazık ki bunlar acilen maden kapatılıp işçilerimiz de sağlık kontrolüne gönderilmesi gerekirken 3 hafta sonra ancak tahlile gönderiliyorlar. Ve kanlarında geç olmasına rağmen civa tespit ediliyor. Ki ölçümlerin saçtan yapılması lazımdı. İşçilerimizin kanında civa tespit edilen bu madenin kapatılması gerekiyordu. Çalışma müfettişleri buraya geldiler ve yerinde tespit ettiler. Ilıç'ta da benzeri hadiseler, Fırat'ı kirletecek şekilde bir madende biliyorsunuz en ağır cezaya mahkum oldular ve maden kapatıldı. Orada sularımızı ve toprağımızı kirlettiler. Burada daha vahimi var. Sularımızın, yeraltı kaynaklarımızın kirlenmesi ötesinde işçilerimiz doğrudan doğruya bir gramı bile zehirli olduğu tespit edilen civanın ortaya çıkması durumunda o bölge hemen terk edilir ve gerekli yerlere haber verilir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na, sağlık kuruluşlarına. Çünkü candan daha aziz ne var değerli arkadaşlar? Dolayısıyla burada maalesef Develi'deki işçilerimiz açıkça teamüden bir cinayete kurban gidiyorlar. Açıkça kanları zehirleniyor ve civa soluyorlar. Buradan hükümete sesleniyorum. Zafer Partisi olarak Türkiye'mizin, vatanımızın her karış toprağı, her damla suyumuz değerlidir. Her ağacımız, her otumuz değerlidir. Burası çöplük değildir. Dünyanın bütün çöplerini getirip Türkiye'yi bırakıyorsunuz. Adana'da Tesco'nun bütün atıkları Adana'yı kirletiyor. Alaya'ya gelen bu İngiliz, bu Brezilya gemileri asbestli atıklarını Manisa gibi en verimli ovalarımızın altına gömülüyor. Burası çöplük değil değerli arkadaşlar. Ve burada yaşayan insanlar köle değiller. Hangi çağda yaşıyoruz? Onlar, bu madeni işletenler acaba kendi ülkelerinde bu kadar fütursuz, bu kadar sağlık düzenlemelerinden vareste, sağlığı gözetmeden, işçilerin sağlığına önem vermeden maden çıkarabilir mi? Böyle bir şey yapabilir mi kendi ülkelerine? Kendi ülkelerinde yapamadıklarını niçin bizim ülkemizde yapıyorlar? Devlet yok mu? Nerede devlet? Nerede hukukçular? Savcılar? Neredesiniz? Mülki amirler? Neredesiniz? Develi'nin, mülki amirinin ne işlerle iştigal ettiğini öğrendik. Demek ki direnmek lazım. Demek ki bu toprağımızı, ecdadımızdan aldığımız bu toprağı, vatanımızı, yarınlarımızın, çocuklarımızın, torunlarımızın emaneti olarak bilmeliyiz. Biz işleyemiyorsak madenlerimizi onlara bırakmalıyız. Onlar işleyebilirler. Ama biz alabildiğine sömürülen topraklarımızı, sularımızı, madenlerimizi, insanımızı ele güne yedirmeyeceğiz. Zafer Partisi olarak çevre acil ekibi kurduk. Tarım komitemizin dışında ve nerede bir çevre felaketi yaşanıyorsa orada olacağız. Buradan yetkililere sesleniyorum. Burada açıkça Develi'de cana kast vardır ve yöneticiler kaçmadan tutuklanmalıdır. Savcılar görevini yapmalıdırlar. Ve bu maden şirketinin kimlerle ilişkisi var, o ortaya çıkarılmalıdır. Ve acilen de işçilerimizin sağlığı önemlidir. Onların acil, bağımsız bilim kuruluşları tarafından bölgede civanın ne kadar tesir olduğu, madende acaba civa atıkları hala var mı yok mu diye tespiti yapılmalıdır ve maden hemen kapatılmalıdır.